Mehmet Dinçerler'in kuvvetli bir şarkıcıyla aşk yaşadığı iddiaları vardı. Önce bir düğünde bir araya geldiler. Böyle yakın temasta görüntüleri vardı. Ravan bin Hüseyin kuvvetli influencer ve şarkıcı. 24 saatliğine Mehmet Dinçerler'i ziyaret etti. Sonra gitti. Çok özlemiş olsa gerek yeniden geldi. Ama Mehmet Dinçerler de ona eli boş gelmemiş. Yani ya. 50 bin liralık çantalar, buket buket çiçekler ve bir paylaşım geldi bu yeni çiftimizden. Yeni evet. Bir aşk başladı iddiaları. Hadi bakalım. Gündeme geldi. Önce VT'miz var, izleyelim. İzleyelim. Ardından da yorumlarımız da buradayız. İzleyelim. Evet. Arap dünyası Mehmet Dinçerler'i konuşmaya devam ediyor. Mehmet Dinçerler'in Kuveytli şarkıcıyla olan yakalanması Orta Doğu'yu salladı. Ortaya çıkarttığımız aşk geçtiğimiz gün resmen belgelendi. Mehmet Dinçerler Kuveytli güzele ne jest yaptı? Kiraladığı otel odasına kaç bin lira verdi? Ne hediye aldı? Hadiseyi çabuk unutan Mehmet Dinçerler'e Kuveytli'nin cevabı ne oldu? Hadise tüm bu olanlara ne tepki verdi? Mehmet Dinçerler ve Hadise ansızın evlendi. Evlilikleri 4 ay sürdü. Hadise Mehmet Dinçerler için beni kısıtlıyor diyerek Dinçerler'e kapıyı gösterdi. Boşanmanın ardından Mehmet Dinçerler kabuğuna çekildi. Hadise sahnelerde gövde gösterisi yaptı. Sahnede ilk başta evlilik yüzüğü olduğu tahmin edilen yüzüğü fırlattı. Yetmedi, sahnede ağladı. Hadise'nin gözyaşları ona kar olarak döndü. Sanatçı Hadise UNICEF Türkiye tarafından çocuk hakları savunucusu konuşması yaptı. Ataklarda ben neden bunu yaşıyorum demiyorum yani. Ben güçleniyorum. Zannediyorlar ki hadi ezeceğiz. Yok. Skandal özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise'nin böyle bir platformda boy göstermesi tepki çekti. Hadise'nin ataklarının ardından kabuğundan çıkan Mehmet Dinçerler gözünü Cem Adrian konserinde açtı. Dinçerler gördüğü ilgi karşısında şok oldu. Hadise'nin şöhreti ona yaramıştı. Şarkı söylerken hayranlarıyla beraber aşkın ömrü var diye mesaj göndermesi var. Konserin ardından bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler bu düğünde Kuveytli şarkıcı Ravan bin Hüseyin'le yakınlaştı. Mehmet Dinçerler'in Kuveytli şarkıcıyla aynı otelde buluşup eğlendiği haberlerini gündeme getirmemizin ardından görüntüler patladı. Dinçerler ve Kuveytli'nin romantik akşam yemeği bitmedi. İddialara göre Dinçerler aşk yaşadığı konuşulan Kuveytli için kesenin ağzını açtı. İstanbul Nişantaşı'ndaki en lüks otellerden birinde Ravan için oda tutan iş insanı 3 gün için 70 bin lira ödemiş. Jestler bununla da bitmemiş. Güzel şarkıcıyı çiçeklere boğan Mehmet Dinçerler, Ravan'a Nişantaşı'ndaki lüks bir mağazanın Look Mever isimli çantasından almış. Beni sonsuza kadar kendine bağlı anlamına gelen çantanın ismi de oldukça manidar. Bu lüks parçaya da Dinçerler 49 bin lira ödemiş. Ravan bin Hüseyin Instagram hesabında bu jestlerin fotoğraflarını 6.9 milyon takipçisiyle paylaştı. Mehmet Dinçerler de o sırada boş durmadı. Adım üstüne adım attığı Kuveytli güzelin fotoğrafını beğendi. Tüm bunlar yaşanırken Hadise de yakın arkadaşlarıyla birlikte kız gecesi yaptı. Ünlü şarkıcı hunharca güldüğü bir paylaşım yaparken bu gülüşün Mehmet'in yeni aşk haberlerine olduğu söylendi. Bu haberler Arap basını tarafından yoğun ilgi gördü. Bir Arap haber sitesi Türkiye'nin konuştuğu magazin haberini ülkelerinde de konuştu. Aa, nispet gibi ilişki resmen. Bir gerçek de hediyeler. Bonkör bir Mehmet Dinçerler görüyoruz böyle. Allah Allah, bir şey söyleyeceğim baş başa ya. Yemekler. Mehmet Bey'in borçları falan filan vardı. Ne oldu, bu borçlar bitti de mi bu kadar pahalı hediyeler alınmaya başlandı? 10 bin dolarlık odalar tutulmuş. Yani değil mi? Borçları vardı Bilal Beyciğim. Ne oldu Mehmet'in borçları? Borçlar bir yana, Ravan bir yana. Öyle oldu. Evet, aynen öyle. Şimdi Ravan Hanım babası Filistinliymiş. Ne kadar görgüsüzlük ya. Bu çanta bana hediye geldi der gibi paylaşım yapmak. Ne kadar büyük görgüsüzlük. Yani hayret ya. Şimdi
Hayret ya. Yani... Sana böyle bir hediye gelse, böyle bir şey gelse, paylaşır mısın, gösterir misin bana bunu yolladı diye? Ben varlığımın da olanımın da hiçbir şeyinin dörtte birini bile göstermem. Bak göstermem. Seviye ne kadar önemli. O konuda çok dikkat. Ne kadar önemli ben, seviyeli olmak değil mi? Ne yediğim yemeği gösteririm. Görgü buradan geliyor işte. Yani buna ihtiyaç duymam. Çünkü bir de ben şundan da yanayım. Biraz nazara da inanırım. Göze gelmeye de inanırım. Artı alan var, alamayan var. Aynen. Takarım, kullanırım. Bir yerde çekilmiş, o ayrı bir şey. Ama bak ben bunu aldım. İşte ben bir ayakkabı aldım, paketi açacağım. İşte onu böyle göz... Ya ne gerek var? Zaten bir gün ayağına giydiğin zaman o görünür. Değil mi? Bu biraz tabii ki görgüsüzlüğe giriyor. Çünkü neden görgüsüzlüğe giriyor? Aslında Revan Hanım o bizim ilk zamandaki işte şehrin kızı falan dediğimiz değil kız mi? Falan ya, değil. Değilmiş. Normal falan bir ailenin aşkım. Kızı. Değilmiş. Babası Filistinli, annesi Küveytli bu arada. Ne? Küveyt. Kuveyt. Kuveyt, bravo. Kuveyt. Bak bazen hızlı konuşunca şaşırabiliyorum. Olabilir. Konu bu. Olabilir, evet. Ya şimdi normal bir ailenin kız işte hasbelkadar infirüzur oluyor, parayı buluyor. Evet. Ondan sonra şarkıcılığa şey yapıyor falan filan filan. Oralara takılmayacağım. Yalnızca şimdi size biraz halk tabiriyle konuşacağım. Evet. Hadiseye bile bir gelinlik bile giydirmeyip ben hadiseye haksızlık yapıldığını düşünmeye başlıyorum artık, biliyor musunuz? Hadiseye bir gelinlik bile giydirmediniz. Giydirmediğiniz gelinliğin arkasında... Ha, gelinlik takın... giymiştir canım nikahta. Hani gördük mü? Nikah fotoğrafını paylaşmadılar. Bence gelinlik giymedi hadise. Onun için mi paylaşmadılar? Evet, bence hadise... Aa, bu da bak çok önemli bir konuya şu an... Apar topar evlendi zaten ya. Hadise ya, gelinlik ya, giydi gelinlik mi giymedi mi? Giymiştir ya. Giymedi. Ya giymedi olur mu ya? Giymedi. İlk evliliği değil mi hadisenin? Ben... İlk evliliği değil mi? Hayır, hadiseye gelinlik giydirmediler Bilal Beyciğim. Ya Pınar'a bak ya. Ben buradan ailesine söylüyorum. Evet, Pınar'a bak ya. İddia ediyorum. Hadiseye gelinlik giydirilmedi. Giymiştir. Artı taktıkları bütün takıları geri istediler. Giymiştir. Şimdi yani ben burada şimdi 3 günlük kadın diyelim değil mi? Daha yeni, bu kadar şey yapılıyorsa ben hadiseye haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Buradan da olaya bakarsak da Mehmet'e daha çok gıcık oluyorum. Acaba Revan hadiseye nispet mi yapıyor? Kadınlar sever böyle şeyleri. Hem de hadiseyi takip ediyor falan. Hadise. Hayatım, Türkiye'de ünlü bir isim. Bak hep diyor, her zaman ne diyor? Bak sana yapılmadı ama bana ne çantalar ne hediyeler alınıyor. Bu da çok ucuz bir hareket. İşte bunları yapan kadınlar var ama Pınar. Var yok ama mu? Çok ucuz hareketler bunlar. Bu arada yani. Mehmet Dinçerler yeni bir Twitter hesabı açmış. Mehmet Dinçerler'in yeni Twitter hesabı olduğunu nereden anlıyoruz? Nereden? Bu avukatları, Mehmet Dinçerler'in avukatları onu takip etmeye başlamış. Sosyal medyada. Bu hesabın Mehmet Dinçerler'e ait olduğu, %100 ona ait olduğu söyleniyor. Ama daha önce attığı bütün tweetler zaten ortaya çıktı yani. Şimdi, istediği kadar değil. Evet, şimdi şöyle bir paylaşımı var. Mehmet Dinçerler'in şöyle bir beğenisi var. Sıra dışı bilgiler isimli bir şeyin, bir hesabın paylaşımı. Evlendikten sonra birincil aileniz, eşiniz ve çocuklarınızdır. Evlenen değişir. Evlendiği halde bekarlığını sürdürmeye çalışan evliliği hazmedememiştir. Evlilik güç birliğidir, güç savaşı değildir. Bu tweet'i beğenmiş. Bir de beğendiği bir başka tweet. Uğradığı haksızlığa sabredenlerin Allah şerefini artırır. Bu tweet'i de beğenmiş Mehmet Dinçerler. Bu da anlamlı olarak. Ben şunu söylemek istiyorum dedi, arkadaşlar. Evliliği 3 ay süren Mehmet Dinçerler. Yani. Ben şunu söylemek istiyorum. Mehmet Dinçerler'in bu hanıma, Ravan Hanım'a bu çantayı yollaması da çok ayıp. Ben hakikaten, şimdi Ravan Hanım'ı küçültmektir aslında. Ona değer vermek değildir. Ve bunu insanların gözüne sokmaları. Mehmet Dinçerler'in bunu herkesin görmesini istediğine inanıyorum. Neden? Ama çok ayıp. Neden istiyor? Neden istiyor? Her çünkü istiyor. Bak, çünkü veriyorum. Ben bak aslında sevdiğim insana hediyeler veriyorum. Hayır. Verdi, bu çok aldı, önemli verdi, bir aldı. PR çalışması Bilal Beyciğim. Şimdi... Ama müsaade edersen söyleyeceğim. Tamam. Müsaade edersen söyleyeceğim. Çünkü hadiseden onu aldı, bunu aldı filan dendi. Ben aslında veriyorum ve çok ayıp. Burada Ravan aslında akıllı bir kadın olsa kullanıldığını anlayacak Mehmet Dinçerler tarafından. Bu anlamda kullanıldığı anlayınca çok ayıp. Hakikaten çok ayıp. O kadına bir hediye vermek, tanışır tanışmaz bir hediye ver, bir şey yapmak.
Sen kendine güvenmiyor musun Mehmet Dinçerler? Erkekliğinle, adamlığınla, konuşmanla etkileyebileceğini zannetmiyorsun da o kadının gözünü boyuyorsun. Hediyelerle, bilmem nelerle filan. Kadın Ravanda bunları istemiş kadar... olabilir mi? He? Kadın bunları istemiş Yok, olabilir mi? Yok canım, olur mu öyle şey? Hangi kadın ister ki? Tabii, bu ben... şey mi? Allah bu sözü meclisten dışarı ve Raman Hanım'ı kastederek söylemiyorum. Bu hayat kadını mı? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Olur mu öyle şey? İster bu, mi? Mehmet'in borçlularından ötürü çok borcu var, öyle var, böyle var dedik ya. Şimdi Mehmet bir algı yaratmaya çalışıyor burada. Benim aslında borcum harcım yok. Benim durumum da gayet iyi. Evet. Bak ben sevgilime nasıl hediyeler alıyorum, nasıl ağırlıyorum. Bu bir PR çalışması, algı çalışması hayat. Kendini öyle... Aynen öyle. Yani kendini güçlü istiyor. Göstermek bir de, çalışmasıdır bu. Doğru söylüyor. Bir de Mehmet Dinçerlere hak verdiğim bir konu var. Yönetmenim bir fotoğraf rica etmiştim. Onu getirebilir misin? Bir yayından önce bir fotoğraf rica etmiştim Mehmet Dinçerlerle ilgili. Mehmet Dinçerlere hak verdiğim bir konu var. Kadınlar, bazı kadınlar hakikaten bizi alır mısın? O fotoğrafı Mehmet Dinçerleri büyütebilir misin? Bizi alırsan, evet, bazı kadınlar aşağısının kısmını da gösterebilsek keşke Mehmet Dinçerlerin biraz küçültüp. Evet, bazı kadınlar hakikaten başka şeylere değer veriyorlar. Şimdi burada ben %100 eminim ki Hadise'nin Mehmet Dinçerlerin bu vücudunu beğendiğine, bu kaslarını beğendiğine, bu Ravan'ın Mehmet Dinçerlerin bu kaslarını beğendiğine %100 eminim. Bu fiziğiyle de Mehmet Dinçerlerin kadınları çektiğine %100 eminim. Alın işte, al belayı buldunuz. Alın işte, fiziğe önem verdiniz. Gördünüz işte, adamın fiziği bu. Şeyi de bu, zihniyeti de bu. Hadiseye yaptı. Ravan da gününü görecek. Mehmet'te dikkatinizi çeken bir şey oldu mu hiç? Benim dikkatimi çeken, şimdi artık her gün konuştuğumuz için ister istemez bir ilgi alanıma girdi Mehmet. Mehmet'te hiç mimik yok. Yok, fark donuk, ettiniz mi? Konuşamıyor çok. Hayatta bir mimiği yok. Yani bazı kadınlar için o hiç önemi yok ki. Memeler var, o önemli. Bazı kadınlar beyin için beyin hiç mi önemli var, olmaz bu kadar ya? Ben sana o kadar çok örnek sayarım ki beyin. Ay yok. Bahçıvanı ile ilişkiye gireni mi söyleyeyim? Şoförüyle ilişkiye gireni mi söyleyeyim? Beyin miyin önemli değil. Niye bazı kadınlar için iyi gözüksün? Niye erkekler hep kusursuz kadın bekliyor da şöyle ölçüleri olsun da kalçası böyle olsun diyor. Kadının da bir göz estetiği var. Niye? O da bence doğru. Bütün erkekler spor yapsın, fit görünsün. Ne yani göbekli erkekte istemiyoruz. Yani konu Mehmet Dinçerler şimdi burada. Konu Mehmet Dinçerler. Ne oldu? Bir şey mi yuttun? Bir şey mi yedin? Hayır, bir anda şey oldu. Ne oldu? Yani konu Mehmet Dinçerler burada. Yani Mehmet Dinçerler'in beğenilmesinin çok önemli nedeni de bence bu. Aldınız, gördünüz işte malınızı. Yani... Ama sadece vücutta olacak iş değil yani. Öyle. Bazı yani kadınlar için insan, sadece vücut. Bir insan önce kendine saygı duyuyorsa zaten öz bakım, önce öz bakımını yapmalı. Ondan sonra da tabii ki de eğer kendi görselinde görmek istemediği bir şey varsa onun üzerinde çalışma yapmalı. Yani bunu her şeyden önce insan kendisi için yapmalı. Bir başkası için değil. Şimdi Mehmet Dinçer'le bu konuda bir şey diyemiyorum. Çünkü obezite seviyesinde bir şişmanlığı olan bir çocuktu geçmişte. Ve hırs yapıyor. Diyor ki ben kötü alışkanlıkları falan da yok bildiğim kadarıyla. Ben diyor zayıflayacağım, fit bir vücudum olacak. Çocukken hırs yapıyor bunu kendine. Ve bunu yaşam şekli haline getirmiş artık. Yani. Yapmış. Neyse. Yani sadece görüntüyle ama olmayacağını da öğrenmiş, görmüş. Ya bir şey söyleyeceğim. Oldu. Ya. Şu şeye ne zaman gelecek?